Duygun'un telefonunda 500'den fazla şarkı varmış. Bu şarkıların kadın bir sanatçıya ait olanlarının oranını da bulmak istiyormuş. Telefonundaki şarkılardan boyutu 50 olan basit rastgele bir örneklem almış ve bu şarkıların 20'sinin kadın bir sanatçıya ait olduğunu görmüş. Bu örnekleme göre aşağıdakilerden hangisi Duygun'un telefonundaki şarkıların kadın sanatçıya ait olanlarının oranı için %99'luk bir güven aralığıdır demişler. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, Duygu'nun şarkı listesi burada. Toplam 500 tane şarkıdan bahsediyoruz. Bu şarkılardan bir kadın sanatçıya ait olanlarının oranını bulmak istiyor Duygu, öyle değil mi? 500 şarkıyı tek tek inceleyip gerçek popülasyon oranı olan P'yi bulmak için vakti olmadığından 50 şarkılık bir örneklem alıyor. Bu N'in 50'ye eşit olduğu anlamına gelir. Ve buna dayanarak bir örneklem oranı yani şapkalı P'yi hesaplıyor. 50 şarkıdan 20'si kadın sanatçıya aitmiş. O halde hemen yazıyorum. 20 bölü 50. Bu 4 bölü 10 yani 0,4 ile aynı şey. Bundan sonra da %99'luk bir güven aralığı oluşturmak istiyor. Güven aralığını hesaplamadan önce isterseniz geçerli varsayımlarda bulunup bulunmadığımızı ya da geçerli yöntemler kullanıp kullanmadığımızı bir kontrol edelim. Evet, güven aralığını hesaplamadan güven aralığını güvenle hesaplayabilmek adına örnekleme dağılımının çarpık olup olmadığına bakmak istiyorum. Birinci koşulda örneklemimizin tamamen rastgele, evet rastgele olması gerekir. Soruda bize örneklemin basit rastgele bir örneklem olduğunu söylüyorlar ve bize söylediklerine de güvenmemiz gerektiğinden bu koşulu sağladığımızı varsayıyorum. İkinci koşul örneklem oranlarının örnekleme dağılımının yaklaşık olarak normal olması koşulu. Bunu kontrol etmek için de örneklemimizde en az 10 başarılı, en az da 10 başarısız durum bulunması gerekir. 20 tane başarılı durum olması, 50 20'den 30 tane de başarısız durum olması anlamına gelir ve bunların ikisi de 10'dan büyük olduğuna göre bu koşulu da sağladığımızı söyleyebiliriz. Son koşul ise bağımsızlık koşulu olarak bilinir. Zaman zaman %10 kuralı olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Bu örneklemi eğer geri koyma yöntemiyle aldıysa, yani bir şarkıyı seçip kadın bir sanatçıya ait olup olmadığını not ettikten sonra aynı şarkıyı seçime bir daha dahil ettiyse, yaptığı gözlemler için bağımsızdır diyebiliriz. Ama ne yazık ki soruda bize bununla ilgili bir bilgi vermemişler. Bu durumda örneklemi şarkıları geri koyarak almadığını varsayıp eğer bu popülasyonun %10'undan fazla değilse kabaca bağımsız olduklarını düşüneceğiz. Örneklem boyutu 50 olduğuna göre popülasyonun tamı tamına %10'undan bahsediyoruz öyle değil mi? Bu da duygunun bağımsızlık koşulunu kıl payı sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Koşulları kontrol ettiğimize göre artık güven aralığını hesaplayabiliriz. Örneklem oranı artı eksi kritik değer ve bu kritik değer elde etmek istediğimiz güven seviyesine göre belirlenecek. Çarpı örneklem oranlarının örnekleme dağılımının standart sapması ama bunun ne olduğunu bilmediğimiz için örneklem oranının standart hatasını yani kare kök içinde şap şapkalı P çarpı 1 eksi şapkalı P bölü neyi yani 50'yi kullanacağız. Bir bakalım şapkalı P 0,4'e eşit artı eksi Z yıldızı olduğu gibi bırakıyorum. Karekök içinde 0,4 çarpı 1 eksi 0,4 0,6 eder bölü 50. Evet bunu elde ederiz. Seçeneklere bakacak olursak bu ikisinin ilgi çekici olduklarını daha şimdiden söyleyebiliriz. O halde geriye hangisinin kritik değerinin doğru olduğuna karar vermek kalıyor. Örneklem oranının 1,96 standart hata altını ve üstünü mü yoksa 2,576 standart hata altını ve üstünü mü değerlendireceğiz? Bu noktada güven seviyesinin %99'luk bir güven aralığı olması devreye girecek. Güven seviyesinin %99 olması demek. Evet size normal bir dağılım çizmeye çalışıyorum. Ee, eğer ortadaki %99'luk alanı değerlendirmek istiyorsak tarıyorum. Evet burası %99 sa burası 0,5 ve burası da 0,5 olur üzerinde 0,5 kalan z değerini değerlendirmemiz lazım ve bu da %99,5'e denk gelir tabloda arayacağımız değer bu olacak nedenini merak ediyorsanız z tabloları bakacağınız değere kadar ve eşit olan alanları verir başka bir deyişle buradaki 0,5'in önemi yoktur Hemen z tablosunu çıkaralım ve %99,5'i arayalım. Ee, biraz aşağı kaydırayım ki siz de rahatça görebilin. 0,99 burada devam ediyorum. İşte burası burası ve bu da 2,57 ile 58 arasında bir z değerine denk geliyor. Evet bu 2,57 ile 2,58 arasında bir değer. Bu sayede de doğru seçeneğin bu olmadığını söyleyebiliriz. 2,576 da aynen 2,57 ile 2,58 arasında. Harika. Duygu istediği güven aralığını oluşturdu. Peki bu ne anlama geliyor? Bu boyutu 50 olan örneklemler alıp bu yöntemi kullanarak güven aralıkları oluşturmaya devam ettiğimiz takdirde bu yöntemle elde ettiğimiz güven aralıklarının yaklaşık olarak %99'unun gerçek popülasyon parametresini içericiye anlamına geliyor